Arkası Yarın. Kaçırılan Polis 13. Bölüm. Radyoya uyarlayan Mehmet Köseoğlu. Yazan George Simenon. Seslendirme yönetmeni Yaşar Özdemir. Ses kayıt ve montaj Muhittin Yaygıngöl. Program yönetmeni Bahattin Apak. Seslendirme İrfan Atasoy. Scotland Yard Başmüfettişi Roger West, kuzenine giden karısını almak üzere gittiği evde ağır yaralı bir kadın bulur. Kadına yardım edeceği esnada birisi tarafından başına vurularak bayıltılır. West ayıldığında kadının vahşice öldürüldüğünü görür. Tam o sırada polisler gelir. Katil zanıyla Roger West'i karakola götürmek üzere hareket ederler. Yolda kirli, pis işler çeviren Kennedy'nin adamları tarafından kaçırılarak bir kliniğe götürülür West. İlaçlı içecekle bayıltılıp estetik ameliyatla yüzü tamamen değiştirilir. Kennedy'nin niyeti tecrübeli bir polis olan Roger West'i kirli işlerinde kullanmaktır. Nitekim çok geçmez, West'e döviz kaçakçılığından tutuklanan bir adamı cezaevinden kurtarıp yurt dışına kaçırmasını sağlar. Fakat müfettiş Sloan, West'in peşini bırakmaz. Bunun üzerine Kennedy, polisi müfettişinin öldürmesini ister. West şiddetle bu isteğe karşı çıkar. O gece West bir yolunu bularak telefonda sesini değiştirerek polis müfettişine öldürülmek istendiğini söyler. Sonra da önceki gece gittikleri Kennedy'nin kaldığı adresi öğrenmek için harekete geçer. İşte 35 numara burası. Umarım aradığım kişi evdedir. Buyurun. Siz özel dedektif Pep Morgan mısınız? Evet, ne istiyorsunuz? Hizmetinize ihtiyacım var Bay Morgan. 10 sterlinlik bir iş için size 50 sterlin vereceğim. Siz kimsiniz? İçeri girebilir miyim? Pekala, girin bakalım. Sizi tanımıyorum. Tanımanız şart değil. Hiçbir zamanda tanımayacağınızı umarım. Buyurun şu 50 sterlini. Peki bunun karşılığında benden ne istiyorsunuz? Sizden istediğim iş çok basit. Tehlikesiz ve kanuna aykırı olmaktan uzak. Fakat geciktirilmemesi gereken bir iş bu. Hemen yarın sabah erken saatlerde bir adamınızı Burlington kemerlerine göndereceksiniz. Oradan hareket ederek sağdaki birinci sokağa sapacak. Sonra sol taraftaki ikinci sokağa. Beni dinliyor musunuz? Durun. Söylediklerinizi yazmam gerekiyor. Bir dakika. Şimdi tekrar söyleyin. Burlington kemerlerinden hareketle önce sağdaki birinci sokağa sapılacak. Sonra soldaki ikinci sokak. Yazdınız mı? Evet. Başka? Adamınız yolda bir arabadan dökülmüş unlar görecek. Bu un lekelerini diğer sokakların dönemeçlerinde de bulacak. En son un lekesinin biraz ötesinde 27 numaralı bir ev görecek. Numarası kapının bahçe duvarı üzerine siyah boya ile yazılmıştır. Yazdınız mı? Evet. Sokağın ve o evin sahibinin adını öğrenmek istiyorum. Hepsi bu kadar. Ne? Hepsi bu kadar mı? Evet. Yarın öğle saatlerinde sizi telefonla arayacağım. Bana söz konusu evin adresiyle sahibinin adını söylemeniz yeterli. Anlaşıldı mı? Anlaşılmasına anlaşıldı da bu iş için verdiğiniz para çok fazla. Hiç önemli değil. Yeter ki istediğim bilgileri yarın öğlende bana söyleyin. Pekala bayım. Yarın öğle saatlerinde istediğiniz bilgileri öğrenebileceksiniz. İyi geceler. Şef Chetford odasında mı Bannister? Evet. Moruk odasında. Yine azarladı mı seni? Onun işi gücü zaten azarlamak.
Burada herkes benim aleyhimde. Sana öyle geliyor Bannister. Gir. Günaydın efendim. Hayrola Sloan. Bir isteğiniz mi var? Bana birkaç dakikanızı ayırabilir misiniz efendim? Ne hakkında? Kişisel bir meseleyle ilgili. Neyse, geçin şuraya oturun. Teşekkür ederim. Söyleyin bakalım. Mesele nedir? Korkuyorum efendim. Korkuyor musunuz? Neden? Bir ihbar aldım. Bana kalırsa bu ihbarın ciddiye alınması gerekiyor. Yarın ya da öbür gün bana bir suikast düzenlenebilir efendim. Sahi mi? Kiminle aran açıldı bu kadar? Çok uzun bir hikaye şefim. Bu hikayenin West'le herhangi bir ilgisi olabilir mi? Bir bakıma evet. Yanlış anlamadıysam West'e çok vakit ayırmıştınız, öyle değil mi? Evet, ama sadece boş vakitlerim efendim. Anlaşılan West'in öldüğüne inanmıyorsunuz. Hayır. Kopskatıç'taki kadını öldürdüğüne de tabii. Elbette. West bir polisti. Canileri yakalayan biri neden cinayet işlesin ki? Herkesin birini öldürmesi için kendine göre bir nedeni vardır. O kadını West öldürseydi gelir teslim olur ve öldürme sebebini de anlatırdı. Adi bir suçlu gibi kaçmazdı. Ama Kopskatıç'taki kadınla ilgili aleyhinde sürüyle delil var. Her neyse. Şimdi bunu bırakalım. Yaptığınız kişisel soruşturma sonucunda fincancı katırlarını ürküttüğünüze inanıyorsunuz. Ve bu yüzden de tehdit ediliyorsunuz. Doğru mu anladım? Evet efendim. Anlatın bakalım. Henüz kesin bir şey söylenemez. Benim düşüncem şu. West bizim bilmediğimiz ya da hakkında çok az şey bildiğimiz kuvvetli bir şebekeyi meydana çıkardı. Şebekenin elebaşları onu etkisiz hale getirmek istediler. Ondan sonra olaylar nasıl gelişti bilemiyorum. Ama onun hayatta olduğuna ve çalışmaya devam ettiğine dair bir his var içimde. Çalışmaya mı? Evet. Roger hayattaysa kesinlikle çalışıyordur. Görüyorsunuz ya, açık ve kesin bir şey söyleyemiyorum. Hiç olmazsa bu konuda bir düşünceniz var. West'in hayatta olduğuna dair kesin bir delil elde edemedim. Ama hatırlarsanız Kopskatıç cinayetinden sonra sorguya çektiğimiz bir adam Kennedy adında birinin bize çok şeyler açıklayabileceğini söylemişti. Evet, evet hatırlıyorum. Kennedy'yi bir türlü ele geçiremedik. Bununla birlikte arşivler arasında bir Kennedy'ye rastladım. Aynı adam mı yoksa bir başkası mı kestiremem. Ama Kyle adında birinin 7 yıl hapis cezası yediği önemli bir kalpazanlık olayına bu adamın da adının karıştığını tespit ettim. Kyle hapisten çıktığı o günden başlayarak gözetlemeye başladım. Çok güzel, devam ediniz. Kyle, Strand yakınlarında bürosu olan Charles Reiner adında birini görmeye gitti. Ayrıntılara girmek faydasız. Reiner adındaki bu adam, servetini Afrika'da edindiği ve komisyon işini Weissman adında birinden devraldığını ileri sürmekte. Bu Weissman'ın ise daha önce Kennedy adında bir komandit ortağı olduğunu tespit ettim. Bütün bunlar biraz karışık görünüyor efendim. Devam edin. Şüphesiz Kennedy adı çok yaygındır. Ne var ki Kyle'ın hapisten çıkar çıkmaz davasına karışan Kennedy'nin dolayısıyla halefi olduğu anlaşılan birinin yazıhanesine gitmesini enteresan buldum. Bu Kennedy'yi hiç gördünüz mü? Hayır, hayır hiç görmedim. Hakkında en ufak bir bilgi edinemedim. Kyle'la görüştüm. Reiner'dan iş istemeye gittiğini fakat hiçbir sonuç elde edemediğini söyledi bana. Bunun üzerine kendisine Kennedy'den söz açtım. Hapiste bulunduğu sırada bir trafik kazası tertipleyerek karısını öldürttüğünü anlattı. İlginç. Sonra? Ona güven aşılamak, daha serbest konuşmasını sağlamak istedim. Böylece şunu öğrendim. Fransa'da oturan Lucille adındaki kızının kendisinin bir sabıkalı olduğunu öğrenmesinden korkuyormuş. Oysa hatırlarsınız efendim, Kopskatıç cinayeti kurbanının bir Fransız olduğu üzerinde duruyorduk. Evet, ama İngiliz kadınları arasında da Lucille adını taşıyanlar çoktur. Bunun üzerine bir Fransız kızını aramaya koyulduk. Fransız Emniyet Teşkilatı bize Lucille Dinard adında bir genç kızın kayıp olduğunu bildirdi. Ya demek öyle. Hafta sonu tatilinden istifade ederek Paris'e gittim. Orada Lucille Dinard'ın gerçekte İngiliz olduğunu öğrendim. Bir ay önce İngiltere'ye döndüğünü söylediler. Sözün kısası, İngiltere'ye dönerek Kyle'ı gözetlemekle yetindim. Önceleri dikkati çekecek bir şey görmedim. Nihayet Reiner'ı ziyaretinden bir ay sonra trenin altına düşerek öldü. Öldü mü? Vay canına.
Bir tanık onu ittiklerini gördüğünü söyledi. Ama soruşturmada ilk ifadesini tekrarlamayı reddetti. Sonuçta bu olayın kaza olduğuna hükmedildi. Böylece Kyle da karısından birkaç ay sonra onun uğradığı akıbete uğramış oldu. Yani her iki ölüme de kaza süsü verilmiş. Bence öyle efendim. Kyle'ın ceplerinin birinden Charles Reiner'ın telefon numarası ve büyük postanenin adresi yazılı bir kağıt parçası çıktı. Postaneye giderek içinde 10 şilin bulunan ve üstünde John Pearson adı yazılı bir zarf ele geçirdim. Böylece birinin Kyle'a harçlık gönderdiğini öğrendim. Peki kimmiş bu John Pearson? Araştırdınız mı? Araştırdık. Ama böyle biri olmadığını öğrendik. Sanırım Kyle'a bu parayı Charles Reiner gönderiyordu. Peki sonra? Tuhaf bir şey daha oldu. Kyle'dan bir hafta önce Marion Day adında bir kadın Kensington Caddesi'nin ortasında bir kazaya kurban gitti. Yoksa o da mı kaza değildi? Olay tamamıyla bir kaza görünüşündeydi. Fakat beni çok şaşırtan bir şey oldu. Kadının üstünden Kyle'ın cebinden çıkan telefon numarası çıktı. Yani Reiner'ın telefon numarası. Komisyonculuğu Kennedy'nin komandit ortağı Weissman'dan devralan adamın telefon numarası. Kyle'ın karısı, Kyle'ın kendisi ve Marion Day. Üçü de trafik kazasında öldü. Ama üçü birden dikkatle incelenince ortaya bir isim çıkıyordu. Kennedy. Kyle'ın karısıyla Kyle'ı anladım da Marion'un Kennedy ile ne ilgisi var onu anlayamadım. Marion Day hakkında soruşturmaya giriştim. Bu genç kadın akıl hastalarının özellikle şizofrenlerin tedavi gördüğü bir klinikte hemşirelik yapmış. Bu klinik kadının ölümünden bir ay önce kapanmıştı. Kliniğin ihtiyar bahçıvanıyla tanışmayı başardım. Bahçıvan klinik kapanmadan önce Kennedy adında birinin hemen her gün kliniğe geldiğini hatırladı. Demek kadının Kennedy ile bir bağlantısı vardı. Evet efendim. Ayrıca Mario'nun diğerlerinden daha fazla meşgul olduğu bir hastası varmış. Bir gün genç kadın o hastasına bahçede bir gezinti yaptırmış. Bahçıvana West'in fotoğrafını gösterdim. Baktı baktı ve evet, Mario'nun yanındaki hasta fotoğraftaki bu adamdı dedi. Sahi mi? Şaka etmiyorsunuz ya Sloan. Hayır efendim. West kaybolduğundan bu yana o akıl hastalarının tedavi edildiği klinikte kalmış. Ya da kalmak zorunda bırakılmış. Bu gerçekten çok önemli bir haber. Bu duruma göre West hala yaşıyor demektir. Bana kalırsa da öyle efendim. Ama nerede, ne şekilde yaşıyor onu bilemem. İyi de yaşadığına göre nasıl olur da bizimle temasa geçmez? Neden evine gitmiyor? Gazetedeki haberleri okuduğuna göre neden ortaya çıkıp da katil ben değilim demiyor? Yaşayıp da ortaya çıkmadığına göre tek bir seçenek kalıyor efendim. O da West'in birileri tarafından kaçırıldı. Öyle de olsa West gibi çok tecrübeli, gözünü budaktan sakınmayan bir polis bunca zaman nasıl olur da kendisini kaçıranlardan kurtulamaz anlayamıyorum. Bilemiyorum şef. Fakat artık çok iyi bildiğim bir şey varsa o da hem kaza süsü vererek cinayetleri işleyen hem de West'i kaçıran kişinin Kennedy oldu. Ama sen onun kim olduğunu hala öğrenemedin. Hayır. Dün Reiner'a uğradım. Ona Kennedy'yi, Marion Day'i ve Kyle'ı tanıdığını kabul ettirmeye uğraştım. Ama hiçbir sonuç elde edemedim. Bana kalırsa fena bir adam değil. Kendisinin kötü bir kişi olacağını hiç sanmıyorum efendim. Peki size yönelik şu tehdit içine gelelim. Nedir bu olay? Telefon dün gece geldi efendim. Biri yakında bir kazaya kurban gidebileceğimi söyledi. Görüyorsunuz ya hep kaza şef, hep kaza. Hemen her polise bu şekilde tehdit telefonları gelebilir. Bunu neden ciddiye aldığınızı anlayamadım doğrusu. Ciddiye almamın sebebi araştırdığım olayla ilgili olması efendim. Telefon eden şahıs enteresan bir şey daha söyledi. Cobbs Cottage cinayetinde öldürülen kadının kimliğini öğrenmek istiyorsanız Paris 8. Cadde Crocs Sokağı 23 numarada bir soruşturma yapınız dedi. Bu adres Lucille Dinard'ın adresi. Ve telefon edenin uyarısına kulak asmak gerektiğine karar verdiniz. Evet efendim. Ve korktuğunuz için de korunmanızı, soruşturmaya resmen devam etmeniz için yetki verilmesini, en az bir kişinin sizinle işbirliği yapmasını ve tabanca taşıma izni istiyorsunuz. Öyle değil mi? Evet efendim. Belirsiz bir yönde ilk çalışmamız olmayacak bu. Ve size şunu itiraf etmeliyim ki dün geceye kadar bu işin zahmete değip değmeyeceğini kendi kendime sorup duruyordum. Fakat şimdi eminim artık. Tamam. Beni ikna ettiniz Sloan.
Yardımcı olarak kimi istiyorsunuz? Peel'i istiyorum efendim. Pekala. Uğradığınız tehditle ilgili bir rapor hazırlayın. Sonra tabanca taşıma izni için bir dilekçe yazın. Peel'i bir hafta izinli sayıyorum. Yeter mi? 7 gün içinde ilk sonucu almamız gerekir zaten. Tabii herhangi bir sonuç alınacaksa. Hadi bakalım. Başarılar dilerim. Kendinize de dikkat edin. Şimdi sizinle Roger West olayıyla ilgili mi çalışacağım Sloan? Evet Bill. Ben otobüsle Ritz'e gideceğim. Sonra Hyde Park Corner'dan Grosvenor Place'e kadar yürüyeceğim. Sen bir arabayla beni takip edeceksin. Peşimden birileri gelirse şapkamı enseme doğru yatıracağım. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Takip ediliyorsan bugün muhakkak beni öldürmek isteyeceklerdir. Evet, şu mavi renkli Morris merkezden çıktığımdan beri peşimde. Otobüsün arkasındaki tek araba o. Oysa rahatlıkla onu geçip gidebilirdi. Beni takip ettiğine eminim. Kirli ve çamurlu aynı zamanda. Tıpkı Delaney'in cezaevinden kaçışında kullanılan araba gibi. Sakın aynı araba olmasın. Onun arkasından da Peel arabayla geliyor. İlk durakta otobüsten indiğim zaman şapkamı enseme yatırıp Peel'e izlendiğim işaretini vereyim. Kaçırılan Polis Atlı Oyunu'nun 13. bölümünü dinlediniz. 14. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.